Neler pişireceksin bugün Selda? Bugün iki çeşit çorbam var benim. İki çeşit mi? Evet. Aa! Değişiklik olsun dedim. Aa, bunu da ekledim. İki çeşit tatlı gördüm ama çorba. Ne yapacaksın? Sürpriz olsun. Evet. İşkembe çorbası yapacağım ben. Aa, sever misin? Severim. Tamam. Ben severim. Çok güzel. Bense kelle paça işkembe severim. Tamam. İşkembe çorbası yapacağım ama yemek... Yalancı işkembe değil mi? Bildiğimiz hakiki işkembe. Hakiki bildiğimiz işkembe yapacağım. Biraz bayağı bir camları, kapıları açın. İşkembemiz kendi dükkanımızdan getirttiğim bir... İşkembeci dükkanımız mı var? Evet. Aa, ne güzel. Kim işletiyor? Babam kardeşleri işletiyor. Aa, amcaları. Beraber işletiyorlar. Aa, ne güzel. Evet. İşkembe güzel. Organik geldi yani. Temiz, güzel. Güzel. Aa, tabii. İlaçla temizlenmediği için rengi tabii bembeyaz değil. Çünkü o hazır aldıklarımız rengi bembeyaz. Yok. Oluyor. O gerçek işkembe değil. İyice yıkarsan çok güzel temizlenir. Çok güzel yıkarsan. İlaçsız bu temizlenmiş şekilde. Tamam, direkt ilaçsız, tadını alacağız. Doğal, natürel bir şekilde temizlenmiş. İşkembeden yapılan bir işkembe çorbası. Bir çorba daha dedin. O ne? Şimdi işkembe çorbasını yemek istemeyenler sadece bir kaşık alıp bırakacakları için çoğu. Hani aç kalmasınlar diye onlara da mercimek çorbası yapacağım. Aa! Zuhal Topal yemekteyizde bir ilk. Evet. İşkembe içmeyenler için alternatif olarak bir çorba daha sunacağım. Misafirlerim aç kalmasın, laf etmesinler. Hani biz bunu yemiyoruz. Ben de size işkembe... Şöyle bir kireme düşebilirler ama. Diyecekler ki mesela yemek zorundalar. Sen ne pişirirsin? İki çeşit de yapsan, beş çeşit de yapsan çorba hepsinden yemek zorundalar. Ve değerlendirme için tek bir puan verecekler. Yani çorba için ayrı ayrı iki farklı puan bekleyemeyiz. Biliyorsun tabii ki değil mi? Yani çorba tek bir çorba olarak değerlendirilecek. Evet. Çok fazla eleştiri almamak için. Kafalar hani karışabilir bunu... biraz. Acaba birini beceremeyince öbürünü yedekli mi yaptı da diyebilirler. Hayır, ben onları düşündüğüm tamam, için. Tamam, sen güzel açıklamanı yaparsın. Evet. Hem işkembe hem mercimek çorbasıyla başlıyoruz bugün. Evet. Güzel. Ben her ikisinden de içerim. Dadoa bakacağız. İşkembe çorbası gerçekten çok güzel olacak. Ben de çok severim. Peki arkasından? Evet. Karadeniz usulü yaprak sarma zeytinyağlı. Sen Ordulu muydun? Orduluyum. Ordu'ya bir selamlar söyle. Evet, yani ne güzel bir şey. Ben de Antalyalıyım, çok güzel. Selam söyle. Sordun mu? Ha, bu Hanife de ha. Gelin işte, gelin işte, gelin. Gelin görümce. Gelin. Ben kafamı karıştırdı. Ne yapacaktın Ordu usulü tatlım? İşte zeytinyağlı yaprak sarma. Zeytinyağlı yaprak sarması var ara yemeğimizde. Yanında evet. Bir şey var mı başka? Var, patates tava var. Patates tava. Evet. Yani patates tava yapacağım. İçinde yeşillikleri, sebzesi olan börek gibi tavada kızaran. Aa, yanına o şekilde anladım. İkisini bir servis kavurma yapacağım. Kavurma patates değil yani. Anladım. Bir nevi patates böreği gibi aslında evet, tava. Evet, aslında. Evet. Hamursuzundan. Evet, hamursuzundan. Tamam, biliyorum ben onu. Bir yerde yemiştim sanki öyle bir şey gene. Evet. Tamam. Sonrasında bardak kebabı. Bardak kebabı. Evet. Yanına da havuçlu şehriye pilavım var. Havuçlu şehriye pilavım var. Çok ağır olmasın diye öyle bir şey seçtim. Olur. Kalbura bastığıyla salatan bitiriyoruz. Var mı? Var, mevsim salatan mevsim var. Mevsim salata ve kalbura bastı. Bastı, evet. Evet, Selda kalbura mı bastı? Basmayacağım, çok İnşallah güzel yapacağım. Basmayacağım. Hepsini güzel yaparsın. Çok güzel yapacağım. Ben bu menüyü dünkü menüye göre daha çok beğendim. Biraz klasik lezzetler var ama bana daha çok hitap eden bir menü olduğunu düşünüyorum. Bu menüyü görünce gerçekten çok samimiyim. Kendimi lokantada hissettim. Bir kere çorbasından tatlısına kadar bakıyorum. Menünün diğer bir yiyecekle hiçbir alakası yok. Zaten bütün yemekleri çok basit. Daha doğrusu ortada yemek yok. Gün menüsü çıkartmış, çay menüsü çıkartmış. En azından salata da bir uğraştırıcı salata yapsaydı. Ama onu da yapmayı tercih etmemiş. Çok basit buldum salatasında. İki tane çorbayla başlaması açıkçası bana çok yersiz ve saçma geldi. Yani işkembe çorbası zaten çok dediğim gibi meşakkatli bir çorbadır. Diğerleri bildiğimiz yemekler. Umarım lezzetleri yerinde olur. Dün çünkü arkadaşı kendisi çok eleştirdi. Göreceğiz. Bol şans. Ama Hanife çok istiyor senin markete gitmeni. Biliyorsun daha fazla seni tutamayacağım. Tamam. Çok üzgünüm. İstersen Hanife'yi de al götür de konuşamasın arkandan. Yok içine o bir rahatlatsın ben gideyim Bence de. Bence de sen git tatlım. Bir daha bu fırsatı bulamayabilir. Hazır eline fırsat gelmişler. Evet. Hadi bakalım iyi. O zaman ben gidiyorum. Alışverişler sana güle güle Selda'cığım. Görüşürüz birazdan. Aa ne kadar fit. 23 kilo. Aa, evet. Vallahi harika bir performans. Azimli. Müthiş çok bir azim. Ben onun kadar azimli Hadi dökün. Değilim. Hadi rahatlayalım. Nereden başlasam? Ben de farkındayım. Nereden başlayayım? Bak onun yanında bozulmasın diye demedim. Aa belli. Siz beni bozdunuz. Hemen nasıl zevk aldınız? Hemen gördün mü? Zevklendi. Evet, fark ettim. Hoşuna gitti. Evet. Gözle bir başka bak. oh falan akrep yaptı. Akrep burcu olacak o kadar. Akrep ne Selda? Ben de akrebim. Ay kızım da akrep. Ay büyüyünce bunlar böyle mi olacak ya? Gürbüz ben hazırım hadi markete gidelim. Market yakın mı? Yakın çok yakın. Hadi o zaman gidelim. Koş Selda koş. Evet devam et Hanife. Başka neyi var?
iletişim çok karışır, çok yöneticidir. Aa, böyle her şeyi böyle ben yöneteyim. İnanılmaz baskın. Evet. Sadece bana da karşı da değil bu arada. Gelin olduğum için tabii ki bana bir tık fazla. Sana bakıcığı var o belli. Evet, kaynanan bana hiç karışmaz ama görümcem karışır. O yapıyor kaynanan. Evet, yakın aynen. mı oturuyorsunuz? Çok. Maalesef. Çok şekersin. Maalesef. Görüşüyor musunuz sık sık? Tabii görüşürüz sık sık. Sen çok tercih etmesen de. Hani eşim arada yani. Buradan ne yapacağım? Kocamını hatırladı. Senin yemeklerin nasıl? Benim güzel. Ben daha 7 yıllık evliyim. Evlenmedim. Kız daha 7 yıllık deyip durma. 7 yıl az mı ya? Ya Selda abla 25 yıllık evliyim. Ama 23 o boşanmış yıl. Artık. Yani 23, tamam. 23 yılda boşandım. 23 yılda ama bayağı. Onları ben 6 yaşından mutfağa soktum. İyi yaptın Hamide abla. İşte güzelce. Bizim annem benim annem öyle olmadığı için. Güvencim var. Yine güzeldir. Yani şeyler aslında. Senin annen niye? Anla öğretmedi mi sana? Yok öğretti tabii ki de. Onun yok gelinim onu... çok güzel yemek yapar. Ha. Ama Selda bu kadar çok... değilimdir yani şimdi. Evet. Hakkını yiyeyim. Hakkını da yeme artık tabii, yani. Tabii, evet. Evet, ama evet, Selda'yı ben yetiştirdim. Belli. Ama kız, gelinim de. Gelini de yetiştiriyorsun. Evet. Tabii, daha evet, yeni. 7 yıllık. Ama kıyamıyorum. Evliliğin ilk 15 yılını biz yeni sefarz ediyoruz. Sonrasında yıllanmış oluyorlar. Kıyamadığım için ona aşkım bebeğim diye hitap edeyim öyle yetiştireyim. Aşkım bebeğin çok evet, da şımartma. Ben, valla beni öyle sevmiyor. Ben Turan'ı görüyorum. Aa, çok ciddi. Bak ne diyor Turan beni öyle sevmiyor evet, diyor. Olmaz. Gelin, hep böyle kıskanıyor. Önce torun evlat sonra gelin. Torun o yabancı bir el kız o. Mesela biz yemek yemek için toplanırız. Ben çok yemek seçerim. Mesela bulgur pilavını sebzeli yemem. Evet. Kaynanam da ben geliyorum diye sebzesiz yapar. Ama herkes der ki biz sebzeli yiyoruz. Niye sebzeli? Güzel ki ayrı ayrı yapalım. Gelini ama kimseye kırmamalı. Sen sade yaparsın ben öyle seviyorum. Cansu duyuyor musun? Markete geldik şimdi. Hemen arabamı alıyorum. Neyle başlıyoruz Selda? Önce sebzelerimi alacağım. Yeşil ve kapya biberle başlayan Selda şimdi de limon seçiyor. İşkembenin siparişini önceden mi verdin? Önceden siparişimi verdim. Getirdiler. Hepsi hazır. İşkembelerimi de alabilir miyim? İşkembeyi sen de temizleyecek misin? Hayır, temizlenmiş. Diğer marketten nasıl alınırsa o şekilde alacağım. Ama ben haşlayacağım, pişireceğim. Her şeyini ben yapacağım. Bakalım işkembeyi sevecekler mi? Çok merak ediyorum. Evet. İşkembe çorbasını zaten ben ağzıma bile sürmem. Bu sebeple çorbadan benden yüksek puan alabileceğini sanmıyorum. Asla tatmam. Yani bir kaşık bile asla hiçbir şekilde tattıramaz bana. Kendi yapar benim yerime. Ben asla yemem. İşkembe çorbası ve mercimek çorbası. Çok şaşkınım şu anda. Lokantaya mı gidiyoruz acaba? İşkembe çorbası nedir ya? Yanında da mercimek çorbası. İki kaseyle mi sunum yapacak bize? Hangisini içeceğiz? Şaşkınım. Yarışmacılar arasında asla sakatat yemeyenler varmış. Buna ne diyorsun? Tatmak zorundalar. Sonuçta tadına bakacaklar, mecburlar buna. Bu arada arkadan siparişin geliyor. O nedir, ben de görebilir miyim? Buyurun. İnanmıyorum. İşte işkembe burada. Organik, doğal. Bir şey diyeceğim. Evde çok karışıyor mu sana? Çok. Ya kendi yaptırmış piercing demişsin. Sen yaptırsan kızar mı? Yok, o öyle şeyler karışmaz. Böyle sadece işte ev işleri, yemek. Bir de bizim köpeğimiz var. Oh. Böyle köpeğin tüyüydü, kılıydı, o suydu, bu suydu. İşte kızıyor. Bizim okula giderkenki derslerimiz, eğitimimiz. Ha. Böyle sürekli başımızdaydı yani. Anne yani olacak o kadar yani. Evet, anne, evet, anne. Evet. Karışacak o kadar. Ama iyi ki yaptı yani. Çamaşır suyunu kullanır Zuhal Hanım. Çamaşır suyunu çok mu titiz? Onun hastası. Ama hasta olurum da çok kullanırsın. Ama benim bekar kızım da öyle. Şimdi diyorum, seni evlendirdiğim insana söyleyeceğim, buna çamaşır şey dükkanına şeyi ayarlayın. O kadar kullanıyor. İkisi iki bacı da öyle. Çocuğusun sana. İki bacı da öyle. Allah hiç beğenmezler. Ellerinde gezerler. Işleri. Benim yaptığımı bile beğenmezler. Evet. Ama o kadarı da fazla evet, değil ben mi? Ben yaparım arkamdan kim akşam gelir işten bir daha temizlik yapar. Ay bir de yarın. Benimkini de hiç beğenmezler. Seni zaten hiçbir şeyini beğenmezler. Evet, gelir bakar böyle. Gelir bakarlar böyle. Çocuklara yemek yedirirken karışırlar. Yemek yapmama karışırlar. Sence Onur Bey dün patladı mı? Patladı. Üzüldüm ama patladı yani. Yapacak bir şey yok. Onur Bey'e kaç puan verdin? 4 puan verdim. 4 puan düşük değil mi? Hayır değil. Değil. Naneyi bulamıyorum. Naneyi de alan yarışmacımız hemen et siparişlerini veriyor. 1,5 kilo dana kuşbaşı et istiyorum. Yağsız olacak. Sinirsiz. Çok az yağlı olabilir ama siniri hiç olmasın. Başka ne alacaksın? Şimdi salçamı alacağım hemen. Evet. Domates salçası mı? Domates salçasını alıyorum. Sırada ne var? Sırada yağlarım var, nar ekşim var. Yarışmacımız nar ekşisi ve ayçiçek yağından sonra pirinç ve mercimek alıyor. Avukat için ne diyorsun? Dün ortalığı iyice karıştırdı. Adalet dağıtacağım dedi ama benden bir puan fazla verdi. Mısır da alacağım. Mısırı nerede kullanacaksın? Salatada. Unu da alan yarışmacımız kalbura bastığı için kabartma tozu ve vanilin alıyor. Sarımsak sosum vardı. Özel siparişte onu da alabilir mi? Ben de bakabilir miyim?
İstediğin gibi olmuş mu? Bence olmuş. Sarımsak sosum vardı benim. Sarımsak sosunuz evet. Çek mümin çek. Özel sarımsak sosu alıyoruz. Evet, işkembe için. Alışverişe devam eden yarışmacımız listesindeki eksikleri tamamlamaya çalışıyor. Ne istiyorsunuz şu kızın? Ağzı var, dili yok. Ama ben bilmem ona. Ha, yazık. Çok şimdi uğraşıyorlar. Oğlum bir tane ya, o da bir tane. Ayrım yok. Yok. Ayrım yok. Hepsini aynı ayrım tutarım. Yok canım, espri yapıyoruz. Espri hiç onların birini ayırmadım. Üçüne de dört ay oluyor. Üçüne de üç tane ev aldım ben onlara. Maşallah araba da aldın. Allah daha çok versin. Hamide abla evet. Sen ne işe holding mi yönetirdin? Ne yaptın? Emekli oldun annem diye. Nereden emeklisin ya? Annem 4 ay mesela evet. Ordu'daydı. Daha yeni 2 hafta oldu geleli. Aa ne güzel. Mesela ben eşimle bu ev taşıdık vesaire. Yeni taşındık hepimiz bu tarafa. Hiçbir şey yapamadık bir de bu pandemi dönemi vesaire. Tamam canım ha, neyse yaparsın zamanlı olur. Evet. Çıkıp bir kahve içemedik. Hadi gidelim kahve içelim. Görüncemi evet. Söyledim. Heh. Dedim ki hani çocuklarıma bak da dedim ben bir kahve içeyim dedim hani eşimle. 1-2 saat. Yok dedi ben dedi iki çocuğa birden bakamam dedi. Selda. Evet. Aa gerçekten. Kaç yaşındaki çocuklar? Birisi 3,5 birisi 1,5. E tamam yani ne var yani ki? Yani elin ekmeği ver susarlar zaten. Zaten çocuk dediğim 1,5. Evet. Nedir yani 1,5 evet. Çocuk 1,5 İskender gibi. Ben acıktım galiba. Kahve mi içeyim? Kahve içelim. Hadi gel. Hadi buyur. Peki şey çok sinirli dedin yarışmacılara kızar mı Cansu? Yani basarlarsa kuyruğuna. Şimdi içeceklerime geldi sıra alıyoruz. Neler alacaksın? Karışık alacağım bir tane meyve suyu, bir tane vişne alayım. Bir de elma suyu alayım. Belki isteyen olabilir. Avukat beyimiz birazcık entel dantel, o elma suyu içer. Entel dantel mi? Ne demek o entel dantel? Cool yani böyle o normal meyve suyu içmez. İrmik alabilir miyim? İrmik bir avucunuz buyurun. Kalbura bastı tatlısının irmiğini de alan yarışmacımız hemen kasaya geçiyor. Bakalım bütçesini aşmadan alışverişi tamamlayabilmiş mi? Ne kadar tuttu? 636 lira 65 kuruş. 36 lirayı sen ödeyeceksin Selda. 36 lirayı da cebimizden ödeyeceğiz. Canımız sağ olsun diyoruz. Ödemesini yapan yarışmacımız alışveriş torbalarıyla eve dönüyor.